Küçük çoban masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar uzak diyarların birinde yemyeşil doğanın içinde yaşayan hayvansever ve çok zeki bir çoban yaşarmış. Bu küçük çoban o kadar zekiymiş ki her soruyu verdiği doğru cevaplara insanlar çok şaşırırmış. Günlerden bir gün akıllı çobanın mükemmel zekası kralın kulağına kadar gitmiş. Kral da bu akıllı çobanı görmek ve tanımak istemiş. Akıllı çoban bunu duyunca çok heyecanlanmış ve hemen kralın huzuruna çıkmış. Kral çobana demiş ki, gel bakalım akıllı çoban. Şimdi sana 3 tane soru soracağım. Eğer bu soruların hepsine cevap verirsen seni ülkenin önemli işlerinde görevlendireceğim. Saraylarda yaşayacaksın demiş. Çoban da tamam demiş ve kral soruları yönetmeye başlamış. Yeryüzünde hangi denizde kaç damla su vardır? Küçük çoban bu soruya şöyle cevap vermiş. Kralım, bunu öğrenmek için denizleri beslemekte olan doğal su kaynakları ve bulutları takip etmek gerekir demiş. Bulutlardan denizlere yağmur damlaları damlıyor ve derelerin akan sular denizlere dökülüyor. Eğer biz bu doğal su kaynakları kontrol etmezsek denizdeki su damlalarının kaç tane olduğunu öğrenemeyiz. Küçük çoban krala böyle cevap vermiş ve kral diğer soruyu geçmiş. Evrendeki sonsuzluğun süresi ne kadar? Küçük çoban hemen cevaplamaya başlamış. Kaf Dağı'nın yükseklik mesafesi 1 saat, derinliğinin 1 saat ve genişliğinin 1 saat olduğunu düşünelim. Bu sebeple ana kuşu Kaf Dağı'nın her 100 yılda bir gelir. Ana kuşu Kaf Dağı'na ulaşıncaya dağı gagalar. Anka kuşu Kafa Dağı gagalamayı bitirdiğinde ise tamı tamına 1 saniye geçmiş olur. Böylelikle evrendeki sonsuzluğa 1 saniye geçmiş olur. Küçük çobanın ikinci soruya da cevabı buymuş. Kral büyük bir şaşkınlık içerisinde son soruya geçmiş. Gökyüzünde kaç tane yıldız vardır? Küçük ve zeki çoban bu soruyu cevaplamadan önce kraldan büyükçe bir kağıt ve kalem rica etmiş. Kral küçük çobanın isteğini hemen yerine getirmiş. Küçük çoban kağıdın üzerine bir sürü nokta koymuş. Çoban kağıdın üzerinde çok fazla sayıda noktalar koymuş. Kim noktaları saymaya çalışsa da hepsi de aynı olduğu için bir süre sonra karıştırmış. Kimse kaç nokta olduğunu sayamamış. Daha sonra küçük çoban krala buraya çizdiğim noktalar kaç adetiyse gökyüzünde o kadar miktarda yıldız bulunmaktadır. Saymak size kalmış demiş. Daha sonra kral cevabını açıklayacağını söylemiş. Üçüncü sorudan sonra küçük çobanın sonucu kral çobana aferin küçük çoban çok zekisin. Üç soruyu da doğru cevap verdin. Sen artık bu ülkenin için çok önemli bir şahsiyet olacaksın demiş. Kral küçük ve zeki çobanı ülkenin divan üyesi yapmayı ve önemli kararlar alınmasında yer almış.